Hicran Hanımcığım, gelin şöyle kıyafetlerin yanına geçelim. Şimdi güzel yemekleri yaptık, biz bütün gün yiyoruz ama Muhit Musa da yemeğin içinde olan biri. Evet. Kilolu insanlar acaba ne giymeli, nasıl giyinmeli? Bence... Yasin kaçma, kaçma oradan. Bana göre kilolu insanlar biraz daha bol giyinmeli. Hani hatları çok belli etmeyecek şekilde. Mesela diyelim ki göbeğiniz var. Hani bu bölgeniz daha geniş. Ne deniyor? Onlara bir vücut tipi deniyor. Bir şey deniyor. Yukarısı kalın, aşağı. Elma. Elma tipi. Ben mesela onlara böyle bir gömlek öneririm. Niye? Çünkü gayet bol olduğu için ne yapar? Kapatır bu bölgeyi. Altına da biraz daha dar bir pantolonla çok güzel kombinlenebilir. Bir sorsana benim giyimimi. Evet, hemen Muhit Musa, tabii biz bayan modası üzerine konuşuyoruz ama erkek modası da önemli. Erkekler ne giymeli? Erkekler de tabii çok hani bol... Ustam nasıl giyinmiş? Ustamı eleştirebilir misiniz? O sizi eleştirdi az önce. Ya, tuzlu, aynen, aynen. Böyle dedi. Şimdi siz ustama bir eleştirin. Yani ne desem bilemedim. Yanlış giymiş diyor, yanlış giymiş. Öyle gömlek giyilmez diyor. Ya yani biraz sanki bir beden Patronu büyük olsa daha mı iyi olurdu acaba? Bence de. Değil mi? Zekeriya sanki abi de aynı şeyi söylüyor. Yani bir beden büyük olmalı. Yani bir tık daha büyük olsaydı daha rahat olurdu. doğru. Yani doğru. Peki o halde daha kilolu görünmez mi? Ama böyle de tam üzerine hani yapışı hatların tamamı belli oluyor. Belli oluyor. Evet. Evet, o yüzden Muhittin Ustam, biz şimdi burada konuşuyoruz kıyafet üstüne. Bize Hicran Hanım'ı iyi dinleyin lütfen. Evet, evet, bakın mesela kilolu üstü kalın olan hanımlar, bakın geniş, bol. Evet, hatları çok fazla belli etmeyecek şekilde olduğu için söylüyorum bunu, rahat olur. Ya da mesela bizim çok Ay benim bayıldığım elbiseler, ben bol bol biliyorsunuz programımda bu elbiseleri giyiyorum. Fakat tabii ben çok zayıfım. Bak şuradan itibaren bol geliyor mesela aşağı kadar. Evet. Dolayısıyla ne yapıyor? Hani o fazla olan bölgeleri kapatıyor. Evet. Bir şekilde iniyor. Hı hı. Bir de mesela basenin çoksa birinin de bence belini çok sıkmaması gerekiyor. Daha... Evet, ben mesela ben böyle giyiyorum. Sen çok fitsin. Ay, sağ olun. Sen ne giysen yakışıyor. Çok teşekkür ederim. Tamamen problem. Senin sayende hayatım. Bu arada renklere ben bayılıyorum. Renkler çok güzel. Desen senin çok elbiseli. Seviyorum ben. Evet, desenler. Her sezon desen mutlaka kullanıyorum. Daha çok çiçek deseni seviyorum. Ya da renkleri çok seviyorum bir kere, ki bu sene de canlı bir yazdı. Kış da keza öyle olacak önümüzdeki kış. Pembeler, işte maviler, oranj da var ama getirme. Mesela şu takımındaki her renk var ya moda. Evet. Şöyle bir takım. Tamamen evet, cıvıl cıvıl rengarenk. Tam böyle. Nerede giyilir bu? Bu yani mesela ya deniz kenarında, deniz sahilde. Kenarında giyilir. Yani bir arkadaşla buluşmaya gittiğinde giyinebilir, giyebilir. Rahat, salar. Hani çünkü çok rahat. Evet. Üstüne bomber bir ceket, altına plise etek. Onun dışında şunlar çok rahat. Mesela alışveriş merkezine giderken ya da işte pazara gidersin. Çok rahat, salaşı olduğu için giy çık. Evet, bakın. Markete, şöyle pazara giderken giyilebilecek, rahat, salaş görüyorsunuz. Bir de tabii yaz olduğu için şimdi hep açık renkler açık genelde renkler, ve tabii. Canlı, pastel renkler. Mesela benim elbisem de yine Hicran'a ait. Koyayım mı? Ben, tamam. Mesela ben böyle rengarenk, masmavi, böyle patlayan renklere yazın özellikle bayılıyorum. Çok yakışmış gerçekten. Çok teşekkürler. Renk çok yakışmış. Çok teşekkür ediyorum. Modelde. Çok teşekkürler. Mesela şöyle diyeyim ben size, benim için hani bunu ben kısalttım biraz ama aynı zamanda uzun boylu olanlar için de çok güzel. Aynen. Kısa boylu olanlar biz için de çok güzel. Biz bu sezon şöyle bir şey yaptık, hani sadece kapalı bayanlar değil, işte açık bayanlar da tercih etsin. Çünkü hedefimiz bayan, evet. Onlar için yapıyoruz her şeyi. Misal şu gömleği şöyle uzun kollu yaptıysak, bir de bunu bu şekilde kolsuzunu yaptık. Evet, çok güzel. Çok güzel gerçekten. Evet. Elbise olarak giyilebilir. Aynen, elbise olarak, pantolonların tünik olarak giyebilir. Yasin'ciğim, Muhittin Usta'm bir şey soruyorsunuz. Çıkamaz arasında. Özlemciğim, biz biberleri, patlıcanları soyduk. Heh. Çok güzel, harika. Bak, domates, yandan... biber, patlıcan. Yaz aylarının olmazsa olmazı. Rengarenk, rengarenk. Şu biberin güzeline bakar mısın? Çok güzel. Evet, gerçekten kim çok güzel. Bu biberi? Kim aldı? Kim aldı? Ben aldım. Ne olmuş? Evet. Ben dedim zaten. Bacım almıştır. Başka sen beceremezsin dedim. Niye? Bir dakika, kötü mü olmuş? Onu anlamadım. Özlem, usta çok beğendi. Yo. Ya, harika harika. Hayır, iyi de sen ya, ustam büyük yazmışsın. Güzel. Büyük patlıcan, büyük biber, büyük domates, büyük soğan.
Evet. Saat yok yok. Yasin diyor ben aldım. Ben dedim yok. Sen beceremezsin bunu. Özlem bacım almıştır dedim. Onu tartışıyoruz. Tamam, süpersiniz. Hemen dolduralım mı? Tamam, siz doldurmaya başlayın şimdi. Şimdi biz acıktık. Acıktık. Dolma yapıyorlar onlar, dolma Özlem, yapsınlar. Sizin yemekleriniz pişiyor. Siz fırına attınız. Aldım. Bayağı büyükmüş ya. Baba büyük yazmış. Şimdi bizim daha yemeğimiz hazır değil. Bakın içi için ustam hemen sarımsakları rendeliyor. Evet. Tamam, siz içine hazırlayın. Şimdi soğanı rendeliyor. Siz reklamlara gitmeden önce şu moda işini bir konuşalım. Evet, peki üstü kalın olan hemen üstü kalın, altı kalın, onlardan da bahsedebilir miyiz? Bana göre kilo problemi olan kişi üzerine çok yapışacak, hatları belli edecek şeyler giymemeli. Geniş. Evet, geniş daha böyle giymeli. Geniş. Hani o da daha mı kilolu gösterir deniliyor ama mesela geniş giyer, belki beli ince ise bir tane kemerle o hattı şey yapabilir. Ama hani bura geniş, buralar basenler geniş. Tam yapıştığında hat hiç tamamen olmuyor, çıkar. Hiç güzel hoş durmuyor bence zaten. Gerçekten, ben değil de mi? Kesinlikle katılıyorum. Peki 2021... Hangisi ince gösterir? Mesela Şükran ablam soruyor. İşte i̇nce hani dediğim bir için. Kemerle belki bir kavis şey vermek için bir kıvam vermek mi diyeyim? Evet. Nasıl diyeyim artık bilmiyorum ama o şekilde yapabilirler. Evet. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi 2021'e giriyoruz. 2021 modası için çalışmalara başladın. Evet, başladım. 2021'de neler olacak? Sürpriz mi desem? Çok güzel hangi şeyler renkler yaptık. Mesela? Ben çok renkli bir insanım. Ve benim pembe zaten aşırı en sevdiğim renk. Çok şükür ki seneye de moda, kışta da var. Evet. Pembe olacak, kırmızı olacak. İşte siyah zaten hiçbir zaman vazgeçilmez bir şey. Onun dışında mavi, mavinin tonları. Evet, maviye sen bayılıyorsun ya. Evet, benim ya en bu... sevdiğim elbiselerden biri de şöyle, evet, bu oldu. Ben buna bayılıyorum. Mavi. Şunun bu eteği hele. Var. Benim en sevdiğim elbise de böyle geniş etek olsun işte. Evet. Üzerimdeki de böyle evet, geniş mesela. Evet, İspanyol tarzı. Aynen. Uçuş uçuş olsun, evet. Öyle seviyorum. Ve deseni çok seviyorum. Burada çıtır desen kullandık. Burada daha geniş desenler var. Mesela çiçekler var. Hı-hı. Şurada kombin yaptık bu arada. Dün mesela desen. Onu. Evet, ben o da çok yakışmış çok. Sana gerçekten. Ya, tam bir yaz elbisesi gerçekten. Hem gündüz giyin, isterseniz gece giyin. Aynen. Çok güzel. Tatilde de çok güzel tercih edilebilir. Bu yani bu tabii her bedene de uygun var. O yüzden hani ben bunu, acaba bu elbisenin içine girer miyim? Bana büyük olur mu ya da küçük olur mu? Sığar mıyım, sığmaz mıyım diye kesinlikle düşünmemek burada zaten lazım. Bu sezonun moda renkleri var. Bir tek pembemiz eksik olmuş. Evet. Mavi var işte, kremzi, beyaz şu. Mesela brode çok modaydı bu yaz. Brode dantel. Çok güzel, ben buna bayılıyorum. Evet, bir de biz özellikle hani içteki astara fark etmez hangi elbise olursa olsun pamuklu kullanmaya çalışıyoruz daha sağlıklı olduğu için. Pamuk astarlı brode elbisemiz çok moda bu sene. Biliyorsun. Evet. Brode dantel. Onu da kullandık. Bunlar terletmiyor sıcakta evet. Ne kadar giyersen pamuklu giy. Olunca polyester astarı olduğu zaman hem üstteki kumaş polyester hem altta polyester olunca tabii kötü oluyor. Evet. Ay gri de çok güzel. Gri. Bunun ben da çok renkleri sevdiğim. Var. Bayağı. Evet. Hangi renkler mesela? Pembe de pembe güzel var, beyaz var, siyah var, gri var. Evet. Çok güzel ya. Bu da tulum. Bak normalde elbise gibi duruyor ama aslında mesela gelip giyecek. Bedenler bunu giyebilir. Aslında giyebilir evet. Belki sadece şu koldan biraz kasabilir ama gayet rahat eder. Bu da mesela hasbelli etmeyecek bir ürün. Evet gerçekten yani bu tabii ki formda kalmak. Ondan sonra aslında kendimize göre hani kıyafet bulmak, kendi stilimizi yaratmak çok önemli bir şey. Hani modanın olduğu şey değil aslında kendimize yakışanı evet, arayıp evet, bulmak biraz lazım. Biraz öyle ama tabii ne diyelim hani bir diyetisyen olarak da en güzeli sağlıklı beslenmek. Fazla kilolarımızdan kurtulmak, spor yapmak. Öyle evet. Diyelim en güzeli. Kesinlikle öyle. Gerçekten çok teşekkür ediyorum Hicra'cığım. Ne demek? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.